Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Nibbird'de ne para eder ne para etmez, hangi perk para getirir ona bakacağız. Bunu anlamanın yolu şu değil. Yani gidip burada price'e tıklayıp bu mesela Bispo'yu görüp lan bu bana düştü falan, bu düşmüyor bu arada, bunu graflamanız gerekiyor. Buradan bakmanız bir tık yanlış olur. Ben size şimdi şöyle bir özet geçeyim. Biraz uzun video olacak. Mesela abi görüyor musunuz? Bu tarz dungeon'dan itemler düşüyor. Şimdi bu niye para edecek? Bu ne ki iteme para edilsin diyebilirsiniz. Şimdi size tek tek öğreteceğim. Bir tarafta trade skill'lerin olduğu perkler para ediyor. Bir tarafta işte tools craftlarsan tools'un olduğu perkler müthiştir, o para eder. Bir taraftan dungeon'dan legendary düşürürsün bunun gibi, o para eder. Emon girerse galiba bana Emon'da düştüydü. Emon'dan bu tarz item düşürürsün. Regular'da bu tarz düşürebilirsin. Yani o kadar çok para eden şey var ki. Ve lucklı itemler. Lucklı itemler apayrı bir konu. Şimdi bu oradaki bu ayakkabıyı almayacağım bu arada. Ya da alalım. Perklerine bakacağız. Şimdi PvP oynayacaksanız, yani PvP itemleri düşürüp bu yönde satacaksanız, PvP'cilerin aradığı Redolent perkü var mesela. Bunları tabii perklerde daha detaylı anlatacağım. Öyleyse PvP'de kritiği yediğini hasarını azaltıyor. Shaking Fortifications var. Doge atıyorsun. Düşman saldırısı doge'luyorsun ya. %4 damage absorption kazanıyorsun 4 saatlik ve stackleniyor. 5 setinde 5 kıyafetinde varsa %20'lere çıkıyor. Freedom, yediğin stun'ın, slow'un ve bağlamanın süresini %10 azaltıyor. 5 tanesine girersen %50. Gerçekten PvP'de hani güzel kullanılacak bir şey. Ve gördüğün zaman Index. Index oynanan bir şeyle Rapier'le veya Musket'le oynamam gerekiyor. Şimdi PvP'de bak şunlar para eder. Light Dex, Light CTR, Light Int, Light Focus, Light Cons. Medium'da ise Medium CTR, Medium Dex, pardon Medium Dex, evet edebilir. Medium Cons, bu üçü ediyor. Medium Int veya Focus çok kullanılmıyor gördüğüm kadarıyla. Ben kendi yorumumu söyleyeyim size. Hani gider de çok fazla gitmez. Heavy'lerde ise Heavy Cons, bazı insanlar Medium giyen insanlar tercih edecek. Heavy CTR olabilir. Gritex ve Warhammer'lar çok oynuyor, savaşlarda giyiyor. Bunlar gidiyor. Tabi bunlar harici giden var ama hani gördüğüm kadarıyla çevreden mesela chat'e girip de şu itemi arıyorum ya da satış fiyatını gördüğümde baktığımda bu tarzda itemler para ediyor. Diğerleri de tabi küçük küçük eder. Şimdi mesela bu perklerdeki bir item ne kadar ediyor? Bu pick up olmasa çoktan okuttuydum ben. Freedom, Shirky, Redolent. Geliyorsun buraya. Düşen iteminizin buradan perküne bakın. Redolent var diyorsunuz, tamam mı? Şimdi otomatikman Redolent olunca 600 cheer score yazıyorsunuz. İtemin piyasası kaçtan başlıyor bakıyorsunuz. Buna geç. Bu da mı 600? Bu da 600'müş. 500'den başlıyor da turuncu olduğun varsa adam 500'e koymuş. 500 bir lideri var. Biz geliyoruz. Shirking ve Freedom yazıyoruz buraya. Araştırıyoruz. Celestial perk değil. Evet, bu 3 perk'ün sahip olduğu item 44. 44K'ya bir tane var. 15 focus, 10 dex. Ve heavy, bak bu item satılmaz abi. Yani bunu giyecek müşteri Fortboy o kadar dar ki. Şimdi Halerson gidip de Dex giymezse, çünkü Dex'ten alacağım bir şey. Ha, Rapier Lifestaff oynar, Heavy giymek ister, adam psikopattır, bir şey diyemem bu konuda. Buna bakıyoruz. Medium, eyvallah. Dex ve Int veriyor, güzel. En azından hani tam kafalı Medium giymiyoruz ama bu item için hani adam kafayı bozmuştur, çıkartamıyordur veya Heavy giyecektir, tamam mı? Heavy ile oynayacaktır, alabilir. Bir şey diyemeyiz. Medium da yoksa şey yapabilir. Gene bunun da müşteri portföyü az, o kadar yüksek değil. Hani buna göre da gene iyi yani, heavy olmasına ve focus dex olmasına iyi. Buradaki arkadaş ise 15 int 10 str. Yani çok, gene bu da gitmez. Bu fiyata bu da gitmeyecek bak. Bu da gitmeyecek çünkü int ve str hani ne oynayabilirsin diye bakıyorum. Blunderbuss olur ama Blunderbuss da heavy oynayamazsın. Tamam, o yüzden bunlar bir tık satımını zorlaştırıyor. Hani güzel paralar ediyor ama bunların hiçbiri satılmaz gibime geliyor. Şimdi bu tarzda bir item düşün, heavy veya medium'da bu paraları ediyor. Bizdeki neydi bakalım hemen. Bizdeki light, bu çıktı 200k falan koyardım ben bunu, harbi koyardım. Zırhlarda bu şekilde kankiler. Silahlara gelelim. Şimdi silahlarda gördüğünüz üzere mesela craftlananlar var, direkt düşürebileceğiniz var. Mesela direkt düşürüyor, böyle Arbor Atomut falan düşmez. Mesela ne varmış? Bu da craftlanıyor.
Yani şansınıza güzel bir spear düşerse diye spearlara bakalım. Şöyle bir craftlanan değil de mesela adam ne koymuş? Name it luck'lı. Ha bak bu tarz şeyler de para ediyor. Silahlar böyle şeyli oluyor. 590'lı name it luck veriyor. Bunlar gördüğünüz üzere 25K'ya adam koymuş mesela. Lucklı itemler her zaman para eder. Nameless'lar kesin eder. Nameless'lar. Diğer lucklar ise küçük bir para edebilir. Onlara da bakacağız. Mesela şu tarzda bir itemler düşüyor bu arada. 600 yıl skorlu böyle bir legendary düşüyor. Satılabilir. Mesela adam 30K'ya koymuş. Kim büküz? Hester daha uzun süre. İşte şu tarz geliyor. Angerworld'lar bak. Mesela 600 düşürüyorsun ya. 600 üzerinde hangi Bane olduğuna bak. Mesela Spear zaten Corrupt'a fazla vuruyor. İçinde bir de Corrupted Perk olunca şu Spear örnek vereyim. Nerede bir dakika. Heh. Bak bu düştü geçen gün bana. Nameless satılabiliyordu. Ben 600'e bastım. Ne çıkıyor diye. 10 numara bir Spear. Skewer var. Corrupted Bane'i var. İdare kullanabilir. İnsanlar bunu alıp 600'e basabilir. 10K, 5K, 2K, 3K. Şunu aldık bak. Biz 1.5K'ya aldık mesela bunun 590'lı haline. İşte Refresh Ward'u var. Corrupted Pain'i var. Aldım 600'e bastım. Bu tarz Nameless düşürürsen gene para. İşte bak bende Lucky Bow var. Bunlar satılabilir olduğu için gösterdim. İşte Lucky itemler falan şöyle bir yukarıdan bakayım. Gene bak Lucky Sword var. 200K'ya adam koymuş. Bu para ediyor. Mesela Craftladın gene bir Etumutlu Bow çıktı. Para ediyor. Vickers Vekinli Empowered 225K mesela. Şöyle bir bakalım. Heh, mesela bu da mı Lucky? Bu da Lucky büyük ihtimalle. Üçüncü perk lock. 100K'ya koymuş adam. Burada bir hatchet var. Obsidian bilmem ne. Bunda lucklı olabilir. İki sayfaya geçelim. Düşenlerden mesela bak şöyle zırhlar falan var. Zırhlara gelelim. Mesela zırhlarda düşürebileceğiz. Şunu bu arada düşürebilirsiniz. Hani atıyor dungeon'dan bu. M10'dan atabilir. Regulur'dan çok nadir atıyor da M10'dan daha kesin atıyor. M10'dan daha çok para yapıyorlar. Yani para eden perkler şunlar. Resilient PP için. Resilient, Shirking, Freedom, Invigorated'ı çok tercih etmiyorlar. Bazen yerine göre Elemental Aversion'ı tercih ediyorlar. Bu tarzda bir yüzük düşüremezsiniz. Bunlar PvP Craft moduyla basılanlar. Şu müzikçi var ya kafamızı şişirdi. Ondan sonra şu tarzda bir kolye düşürebilirsiniz, tamam mı? Slash olur. Başka perk'lü olabilir. Bana bugün çıkanı göstereyim mesela. Nerede o? Dur şu çıktı mesela. Hani bunun pick-up olmayanı düşün. Refreshing tostu var. Refreshing var. Healing tostu var. Healing tost yerine mesela bir max şey olsa. Başka ne vardı? Regen olsa mesela benim soldaki taktığım gibi. Güzel paraları satabilirsin abi. Bunlar da para ediyor. Ama dediğim gibi heavy birçok şey para etmiyor. Kolyeler mesela bak. Health var. Divine'i var. Refreshing Evasion'ı var. Kaça koymuş? 150. Eder abi. Bunlar eder. Bak. Altering mesela. Can çalması var. Leech'i var. Kritik'i var. Refreshing Evasion'ı var. 100K eder. Bak heavy mesela 25 kons. Ama içinde eşit perk'ü var. Bilemiyorum 95 eder mi? Bunlar var Shrieking Enerji. PvP'de bu perk'ler para ediyor, tamam mı? PvD ise sen gidip mesela Ancient Ward. Mesela Ancient Ward'a bakalım. Tamam şu an mutasyon orada diye örnek veriyorum. Bu Ward'lar para ediyor. Ama Ward'lar nasıl ediyor? 600 dedik mi buraya? 600 diyeyim şuraya. Bak mesela 600, tamam mı? En ucuzu bir KN varmış. 15 int 10 cost medium. Geç. Mesela şöyle mi yapsak medium? Medium gözlükten başlayıp 3K'ya satıyor bak adam. 15 tex 10 cost. 3K. Düşürdüm bir tane Legendary. İçinde Ancient Ward var. Legendary direkt 3K. Koy. Ya satılmaz belki. 1K'ya bile bırakabilirsin. Light'lara bakalım. Göğüslüğü geç. Pantolon. Mesela Ancient Ward. Tex cost veriyor. Void perk'ü var. Bilmiyorum çok satılır mı? Adam şunu bir 2K'ya koymuş. Belki satılacak. Bazen piyasada item kalmıyor. 25 STR mesela. Ancient. Gene bunlar. Ancient Ward bak. Bu mesela güzel para eder. Bunu adam ucuza koymuş. Ancient Ward var. Refreshing Torrent var. Resilient var. Bu iyi lan bu arada bir dakika. Vallahi bilemiyorum. Bunu video sonuna bir alabilirim. Yani o kadar diyeyim. Yanında da güzel. Mesela şu tam şeylik. Rapier oynamalık. İçinde Rapier Perk'ü de var. Şunda öyle Hatchet oynamalık. Hatchet Perk'ü falan var. Ya bunların hepsi düşüyor abi. Yani atıyor. Günlük mesela ben bir daha önce Elite Chest dönüyoruz. İki tane oradan alıyorsun. Üç tane regular gene siten alıyorsun. Abi bir önceki videoda iki tane gene bir turda Legendary aldık. Hani öyle atıyor. PvP'de PvE'de bunlar para ediyor. Silahta mesela Ancient neydi lan? Ancient. Dur Ancient Bane. Şunu kaldır. Mesela 600. Ne diyormuş?
Var staff agent'lar az vuruyor. Biz ne bakacağız? Hatchet bakacağız mesela. Hatchet at. 2K'dan başlıyor. Bak adam koymuş 2K, 4K. Atabiliyor yani, şunu atmış olabilir yani. İlla craft'la geliyor diye bir şey yok. Hatta bir de şöyle anlarsın, int yani. Adam gidip de int'ı craft'lamaz mesela, örnek veriyorum. Bunu bile 4K koymuş. Aa, bu adam 7.5'a koymuş. Gidip mesela Ancient'ta ne platform vuruyor? Warhammer düşünme değil. 5K'dan başlıyor. Abi tekrardan sizin için şöyle özetleyeyim. PvP tarafında Shirking, Freedom, Redundant, Refreshing, başka yok da Invigorated. Bunları para ediyor. Ama tutup da Heavy, Dex mesela bazen para etmiyor. Çünkü Medium oynayan adam Dex oynamıyor ya da CTR'e gidiyor veya Const falan tercih ediyor. Constant her zaman daha çabuk satılıyor. Bugün bir muhabbet geçti işte, Dex set yapacağım dedim. CTR Lite PvP'lik set yapacağım dedim. Birisi dedi ki işte Const set yap dedi. 5 itemini dedi. Bütün silahlar için ortak kullanabilirsin dedi. Yani burada da şöyle bir şey var. Şimdi harbiden doğru, 300 STR verdiğiniz zaman mesela STR oynayacağız. 300 STR gerisi konsa basıyoruz. İtemden kons aldığınız zaman istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Mesela Dex oynayacaksın, kons sistemi var. Int oynayacaksın, kons sistemi var. Focus oynayacaksın, kons sistemi var. Çok rahatlatıyor. Kons sistemler hatta bir tık daha pahalı ve çabuk gidebiliyor. PvE tarafında ise bir lak her zaman para ediyor. Lucklara şuradan bakalım. Gelin luck yazalım. Mesela nerede? Zaten itemlerden gördük. Silah dedim mesela. 600 yazacağız tabii ki buraya bir de. Hani düşük level takmanızı önermem. Çünkü 600 değil de düşükte kalırsanız mobu keserken veya elite runlarda sıkıntı yaşarsınız. Nasıl yokmuş? 590 pardon. Pardon, kafa gitti. Mesela bak. Adamla bunlar Nimet değil tabi. Kalkan alabilirsiniz de. Silah konusunda şöyle bir bakalım. Vanadil değil. Mesela bak adam. Lock'ı var 5K. Lock'ı var başka bir rapier gene, ikisinde bu farklı. Ancient'ı var. Bunun refresh board'u var. Bu 200K'ya koymuş. Two-handed. Lock'lar neler var bakalım. Musket var lock'lı. En kötüsü 5K. Gritex lock'lı 12K. İşte Spear 25K. Ve bir tane bow var 35K. Geliyorsun, shield'lar zaten belli. O yüzden 4.5K'ya bir tane lifestyle var. Lucklar para ediyor. Tabii lucklar böyle şeyli luck değil yani, nasıl diyeyim, şuraya bir 600 yazalım mesela. Zırhta falan mesela en kötü luck 600 de koymuş adam. Buradan bir lucklı set yapayım desen gene para. Mesela heavy'ler var lucklı. Veya bir void band set mesela lucklı çok para ediyor. Neymiş bu, güzelmiş lan, elementler resonant artı luck varmış. Blight var luck. Sırf luck için bile böyle küçük ufak tefek satabilirsiniz bu arada. Yani luck'ın yanında mesela. Bu güzelmiş lan. Shirking, Resonant ama Int Focus, Medium. Bunlarda da işte ya bir satacaksın ya da Light satacaksın. Ya ona bakmak lazım. Bir diğer bize para getirecek arkadaşlar Trade Skill'lerin şuna Adoret miydi? Ha. Adoret Harvesting Luck, Adoret Logging Luck, Adoret Mining Luck ve Skinning Luck. Bunlar ne oluyor diyeceksin. Şimdi bunlar şu oluyor. Gördüğünüz üzere kolyede bile harvesting luck gelebiliyor. Şimdi tabi bizim işimiz kolyede değil, düşürdüğün itemlerle. Bu Adoret sadece buna geliyor değil mi? Pardon, Adoret değil. Böyle mesela harvesting'den başlayalım. Harvesting luck direkt şuydu ya da reinforced'la başlıyordu. Şu bu reinforced luck ne işe yarıyor? Zırhlara geliyor ve bu arkadaşlar tamam mı şey yapıyor. En yüksek kaç cheer skoru? Şöyle bir diğere göre değil de dur, cheer skoru göre sıralasın. Şimdi mesela kaç geliyor? %5 geliyor. %5 bunun verdiği oran şu. Sen harvestin yaparken %5 şansla nadir item kazanabiliyorsun. Gidip barfiler farmlarken Skull Cloth veya Blister Wave geliyor. Tanesi 10 gold. Oradan iyi para kırabiliyorsun. Bunları setleri gidiyor abi. Bazen adam şunu çekiyor, tamam mı? Tabi int olan şöyle diyeyim. Dex'i çok çekilmiyor. Bunda da şunlara bakıyor insanlar. Şimdi harvesting int'le alakalı olduğu için Int'i de bir yandan yükseltmek için int'lere önem veriyor. Mesela odun konst, yani konstlu odun itemlere bakıyoruz. Hatta odundan başlayalım. Logging yazalım. Reinforce logging lock. Şunu işareti kaldır. Tamam, şuradan yapalım. Ha, yok. Lumberjack seti. Bak mesela bu. Bu set süperdi. Lumberjack short. Bunların nereden düştüğüne bakıp gidip bunları farmlayabiliriz. Tabii ki bunları odun videosunda da yerlerini yapacağız. Kesmeye de gideceğiz. Mesela 24 konst veriyor. Neydi bir dakika, şu medium chest miydi? Yok pardon. Knight armor muydu? Chest dedim. Ha. Mesela en ucuzu kaç para abi? Lumberjack kaç bu arada? Infusut değil.
550 yaptım. Gördüğünüz üzere 3,5K. Herhangi yani bir parçası 3,5. Setini çeksen böyle 15-16K'ya falan geliyor. Bunları düşürürsen para eder. Aynısının mining lock'ı. Aynısının harvesting lock'ı. Aynısının skinning lock'ı. Bunları farmlarsan para ediyor. Üstüne geldin. Bak mesela bana şunlar düştü. Onları hemen ben size göstereyim. Val oradaydı yanlış hatırlamıyorsam, değilmiş. Bir hemen o itemleri ben sizin için bulayım. Cutlass'ta mıydı? Değildi. Burada mıydı? Değildi. Buldum kendilerini. Bak bir tane Whipple Smith Pants. Bir tane Conkodotor Gloves. Aynısının kafalı. Bu üçü bana düştü. Hemen bir fiyatlarına bakalım. Mesela Whipple Smith Pants. Ucuzdur. İlk geldiğinde 700K'ya falan sattım ya. Şu an 300 gold. Conco Head miydi? Gloves. Gloves. Bak 3,5K. Conco Head. Bu Bayonis'ten düşüyor mesela. 20 gold mu ne? O kadar çok farmlamışlar ki. Meslek itemleri de para ediyor. Meslek itemleri de gidip düşürebilirsin. Mesela Chef Gloves. 2K. 2,2K. Chef Head. 1K. Chef Pants. 2,2. Chef Short 2,3. Ben zamanında bunların hepsini aldım. Sonra gittik 3 tane düşürdük. Chef Gloves demek ki çok düşük. 28 gold. Unutmadan mobilyacılıkla uğraşan varsa veya bir şekilde bir yerden çıkartan varsa Golden Steel Storage Chest Schematic 220K diyor mesela bu. Bu tarzda bak başka eden şematiklere bakalım. Şu rustik ediyor. Bu galiba halı mıydı? Bunlardan ha şu halı 22K'ya satılan. Başka neler var? Bunlar Dynasty Storage Chest mesela bu sandık şematiğini açıyor. Bunlar gene para ediyor. İtemleri kırdınız. Aha burada turuncu parçalar var. Bunlarla gidip Asmerium alabilirsiniz veya bunları tanesini 80 gold'dan gene satabilirsiniz. Legendary'leri kırınca çıkıyor. Bunlar para ediyor. Unutmadan şuradan hemen bir trophy malzemelerine bir göz atalım. Şöyle göstereyim. Trophy malzemesi olup olmadığını nasıl anlarım diyorsan mesela şuradan bir tanesine tıklayıp gideceğim. İlk önce düşürdüğün iteme bakarsın. Mesela Stacked Deck. Luck Trophy yapmaya geliyor. 35K. Üstüne geldiğinde şöyle Luck Trophy yazıyor. Trophy ile ilgili bir şey yazıyorsa bil ki para ediyordur. Mesela en kötü Gloom Saplar 100 tane 50 diyor. Mesela Load Dice. Bundan bana düştü. Depoda var. İmpten düşürdüm. Mesela bunlar gene para. Aynı şekilde meslek kıyafetleri. Mesela gördüğünüz gibi Smelter Headgear. Bundan düşürdüm. 10K'ydı bir arkadaşa hediye ettim. Bundan Brimstone'daki Golem'den atıyor. Sonra taneri kıyafetleri mesela hemen bakalım. Smelting kıyafetleri ne kadarmış? Smelter Headgear. Mesela 10K'ya attıydım ben. Ha 10K'ya satılıyormuş zaten. Şöyle, aa fiyatlar 2 kat düşmüş la. Mesela bunu farmlayabilirsin. Bunlar para. Meslek kıyafetleri. Şu taneler, smeltingler. Başka ne vardı? Wearingler falan. Şunlar falan 2K falan. Bunlar gene para ediyor. Şöyle göstereyim. Jevelleri işleyip satmanı öneririm. Direkt böyle ham halde satmayacaksa. O bir sonraki videoda ben işlemeyi size öğreteceğim. Timeless şartlar. Şu gördüğün kolluklar. Mesela ben timeless şartları şurada bir yerine depoluyorum. Onu hemen ben size göstereyim. Cutlass'ta mı değildi. Abi depolar biraz fazla olunca biraz karışıyor. Heh, kendilerini buldum. Mesela bunlardan earning 2 gold ederken bunun amulet hali 3K ediyor. Mesela hiç iyi para ediyor. Şunların mesela şu tek ağırlıklı olanlar para ediyor. Göğüslüğün medium'u iyi para ediyor. Çünkü çok kişi light oynuyor. Şu heavy'ler belki para edebilir. Bow'lar falan para ediyor. Mesela timeless şartlar hemen bakalım. Timeless. Bu dungeon'dan çok atmaya başlıyor. 35 45'lik dungeon'dan itibaren atıyor. 45'likte de atıyor birazcık. Mesela Timeless Warhammer bu çok pahalı. Ha şu amulet bak 2,5K'ya gidiyor. Düşürmüşler mi? Amulete şuradan bakalım. Timeless amulet. Kendisi burada. Mesela amulet diyelim en ucuzu 2K. Bir tane dungeon'dan çıksa tak 2K. Örnek ucuz diye hatırlıyorum. 35 geç. Ring biraz pahalı. Ring 1,1K. Dediğim gibi buradan Hatchet mesela ya da Grit 200'müş. Grit Sword ne kadar? Grit Sword bir tık 700 iyi para. Ya yani sürekli dungeon girip bunları düşüreceksin. Onu da aşağıda şu Corrupted'lar para eder. Corrupted bundan düşürmeye başlıyorsun. Bunu üste ata ata Corrupted Crystal yaparsan 275. Ekstra onun üstüne dungeon'dan çıkanlardan bak para kazanabilirsin. Spectral Dust tanesi 3 gold. Bundan 40-40 atıyor dungeon başı. Şu Corrupted Talisman. Ondan sonra Sticky Vines Genesis'ten atıyor. 2,10 olmuş tanesi. Desecrated Flesh. Black Powder Punch.
Başka ne var? Bunlar falan para ediyor. Dungeon'dan bu materyal, dungeon materyali. Bunlarla insanlar armor kasıyor. Bu para ediyor. Tamir spawn'a kadar 500 mesela. Bunlar gene para ediyor. Bunlara da bakman lazım. Mesela light kafalık ne kadarmış? 169. Light kolluk 256. Light donluk falan da kadar 51. Bunlar hepsi yani küçük küçük para gene. Hepsinden bir para edecek daha nadir bir şey göstereyim. Desert Sunrise Şematik. Bunun şematiği Tier 5 mesela 40k mı diyordu? 5k'ya satıyorlar mesela. Bu da şey gibi 7 hasar zamana bölüyor. %17,5'un işte yavaş yavaş yiyorsun. Bizden yemiyorsun da hasarı. Bu sana birisi yaktı 10 saniye içinde 1000 vuracak ya. İşte 900'e düşürüyor da 5 saniye değil 6-7 saniye oluyor. Bunlar fazla para etmiyor. Bunlar da haberiniz olsun. Bunlar ne işe yarıyorsan bunlar üstündeyken mesela bir perk'ün craft'ın şeyini açıyorsun. Mesela hemen gidelim. Şu anda mesela bununla bir tane life staff yapılıyor diyor oyun bize. Hemen bakalım şu mu? Kendisi bu değil. Mesela bak üstte şu life crystal core var. Bu bende açık mesela. 585 craftlıyorsun ama bunlarla. Burada da hemen aşağı inelim. Galiba şunu mu diyor? Bu far staff'mış. Bu life staff mı? Aynen. Bu da life crystal core. Ha bak bak bunu açtı. Karşıda gördün mü? Bunu açmış. Bunlar çok kullanılıyor. Kullanılmıyor. Hani oyunda şey yapmış işte bunlar craftlamak isteyen olursa diye böyle koymuş. Bu craft bu üstündeyken bu açılıyor sadece. Bunlar para etmiyor mesela Crystal Core falan bunlar. Aynı şekilde şu bak mesela Fire Crystal Core, Purified Fire. Hani Legendary ama yüzüne bakan yok. Hani öyle diyeyim size. Evet bir diğer para eden de craft modlar. Mesela craft modları şuradan ben Valor'a geçeyim. Benim craft modların hepsi burada. Buradan şöyle diyeyim. Şunlar genellikle çöp. Para edenler şunlar. Iron Battle Medal. Bu ne işe yarıyor? Bunları ben size anlatayım. İtem basarken basacağınız itemi STR, DEX, işte INT hangisi olacağını belirliyor. O yüzden biraz para edebiliyor. Paralarına şimdi bakacağız birazdan. Bu Iron Battle Medal. İşte Iron Guardsman. Başka işte bu Linen. İtemi işte STR, DEX, INT getiren şu DEX. Ve yanında bazı şunlar. Şunlar para ediyor bak. Bunlar zaten bahsetmiştim. Hollow Weapon Shard. Silahın üzerine 1000 vuruyorsun ya. 1000 üzerine %18 ekstra bir hasar ekliyor. Zaten bunlardan bahsetmiştik bir videoda. Luck perk'ü pek etkilemiyor. Ve bunun yanında şunları falan aynı bir videoda işleyeceğim de. Bunlardan da bazıları iyi para edebiliyor. Bunları da göstereceğim hemen size. Başka burada benim unuttuğum, gözden kaçırdığım bir şey var mı diye şöyle bakayım. Yine tabii ki burada bir Freedom yakalarsanız armor kutunuzdan veya Brilliant Animus şuna benziyor. Bu Shining Animus. O tarzlarda perk'ler para ediyor. Başka bakalım. Yok başka yok. Şuradan şimdi gidelim craft modlarımıza bakalım. Bu perkleri tabii ki de ben size ayrı ayrı şeyini anlatacağım. Craft mod mesela. Ha, Freedom perkü bak 20k diyor. Bunu max kaça buluyormuşuz? 17k'ya kadar düşmüşler. Sugutmet var. Shirking Fortification mesela 11k'ya kadar düştü bu. Başka bak dediklerim burada. Iron Battle Medal. Şu an ne kadarmış? Fiyatına bakalım. 30 gold tanesi. Ben de 40 tane mi ne vardı? 19 gold dextik. Bunlardan çok çıkıyor. Elite chest yapıyorsanız. Linen 11 gold. Iron Guardsman 16 gold. Diğerleri pek kullanılmıyor. Çünkü karışık perk eklediği için. Ofensiflerden ne var? Para eden şöyle bir göstereyim ben. Heh. Şimdi burada bazıları para ediyor ama şöyle diyor. Bir dakika niye bunlar çıktı? Star metaller falan. Bu şey mi? Ha refreshing mob var. Tamam. Refreshing mob bu para ediyor. Her vurduğunda cooldown alıyorsun ya onun için. Şu para ödüyor. Torrent Strike gridliyken %11 daha fazla hasar vermene sebep oluyor. Başka şöyle ben bakıyorum hemen buradan. Para eden var mı? Yok. Burada başka bu kategoride yok. Ofensifte miydik biz? Bir dakika. Hah, burası apayrı bir konu. İlk şey. Ona en son girelim. Hah, Brilliant Animus cooldown veriyor bize para ediyor. Skinner's Charm iyi para ediyormuş. Bilmiyorum niye öyle. Muhtemelen abartmışlardır. Lumberjackler, Skinner'lar bunlar az para ediyor. Çok böyle aman aman olmasa da. Weeple Smith bak Weeple Smith kalitesi arttı mı? Bu tarz düşer scrap modlar gene bir 20-500 gold arası okutabilirsin. Defensifte neler var? Viridum perk'ü tamam. Başka var mı? Shining Animus. Yok. Bunlar değil. Buradan başka etmiyor. Şimdi burada olay karışıyor kankalar. Şöyle. Bu Star Metal Lifestaff Charm'ı Life Staff craftlarken takıyorsun. Mesela perk geliyor. Tamam mı?
İster zırha takıyorsun, ister silah takıyorsun. Tabi silah daha iyi özellik veriyor. Bu tarzda da para edenler var. Bunlara tek tek bakmak lazım. Mesela arkadaşın anlattığına göre Star Metal, Greatsword Charm, Bari de mesela, tam Reinforce muydu lan? Hatırlamıyorum da. Bu Bari de 3K ederken bizde 219. Mantığı da şu dönen Beyblade skill var ya, o vasıl iken Root'u ve Slow'dan çıkıyorsun, kritik falan vuruyor, şansı veriyor sana vesaire vesaire. Bu mesela bazı Sword'da 3K iken bazısında 200. Bunlara tek tek bakmanız lazım craft modlarda. Arkana böcekleri para eder. Potları geçtim, boyaları geçtim. Azot, Rungulas'ların hepsi para ediyor zaten. Rungulas. İlk şey yapmayalım. Odunların hepsi, şeylerin hepsi para ediyor. Tünkürü. Şöyle bakayım. Müziklerden bir tek Canarius diye bir 100K ediyormuş. Onun harici para eden yokmuş. Mermilerden, şeylerden para eden yok. Mobilyalardan bazı manyaklar dekorasyon puanını yükseltmek için güzel mobilyalar arıyor. Çılgınlar böyle ev çılgınları, skor isteyenler. Onlara mobilyalar üst fiyattan satabilirsiniz. Böyle mor ya da mavi falan oluyor. Özel oluyor. Bazı şematikleriniz para ediyor. Onlara bakmanız gerekiyor. Zaten çöp olanları ezberliyorsunuz. Başka da kalmadı herhalde ya. Düşenler arasında para böyle. Tabii ki bunlara daha detaylı para gold kasma videolarında ben değince onlardan bahsedeceğim. Benim para ettiğini hatırladığım bunlar vardı. Unuttuysak da başka bir video hazırlarız. Orada bahsederiz. Benlik bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşürüz kankiler.